Günaydın arkadaşlar. Bu video bana cevap yazan bir follower mı diyorlar işte takipçini bilgilendirmek için ya da onunla işte bir söyleşi anlamında karşılıklı konuşamıyoruz ama en azından buradan dinleyecektir. Çekeceğimi söyledim çünkü video. Şimdi şöyle yazmış arkadaşımız. Benim bir bodybuilding bilgilendirme, body nasıl yapılır diye bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Videonun izlenebilmesi için başlık bazen değişiyor. Konuyla biraz hafif kel alaka olabiliyor. Bunun için kusura bakmayın. Evet, bir anlamda haklı bu arkadaşımız. Boş bir video demiş. Yani benim orada konuya sosyolojik açıdan yaklaşımıma verdiği yanıt şu. Boş bir video. Sana ne lazım dostum? Mesela bench press sehpası üzerinde 69 yapan bir pozisyon gösterseydim o mu hoşuna giderdi? Sevişen çiftler falan. Ne hoşuna giderdi mesela? Ne umuyordun, ne buldun? Yani antrenman videolarımız da var. Yazdım zaten size cevaben. Yani sizi memnun edebilmek için ne yapmam lazım? Nasıl doldurayım? Ben Arnold miyim? Arnold'un sol şeyi olamayız. Yani ne bekliyorsun? Ha, vücut nasıl büyütülür? Sen videolardan, demek ki sen izlediğin videolardan kendini büyütmeye çalışan, ilerlemeye çalışan bir karaktersin. Bizim zamanımızda video falan yoktu mesela. Çocukluğumuzda, gençliğimizde öyle bir şey yoktu. Biz böyle hürmet ederdik, sonra sonra böyle öğrenirdik, yapanlara bakardık, nasıl yapmışlar, doğruyu yanlışı test ede ede kendimiz bulduk. Sen istiyorsun ki herkes her şeyi bulsun. Ben geleyim Hazıra Tepe'ye konayım, iki videoyu izleyeyim, vücut yapayım. Ben 53 yaşındayım. Buyur kardeş. Parçalı. Triceps, biceps ne istiyorsan var. Demek ki ben her zaman bir şey söylerim. Bana birisi bir şey anlatacaksa, ben ondan bir şey öğreneceksem onun benden iyi olması lazım. Eğer değilse nine içimden gelmez yani. Sana ne anlatayım sevgili dostum? Kol nasıl büyütülür onu mu anlatayım? Antrenman videosu çektik iyi kötü. Yarım yamalak oldu, yan oldu. Bunun için kusura bakmayın ama antrenman videosu var. Sosyolojik açıdan yaklaşımı var. Yani ben günümüzde artık diyorum ki, yani şunun hiç mi önemi yok benim şu söylediğimin? Diyorum ki 1.70 civarı boylarınız varsa böyle squat, mukat böyle tepenize şeyler alıp da böyle hu Allah ineyim aşağı çökerttirmeyin vücudu ya. Ya bu en az 2 santim böyle esner, basar. Yani ya da 25 yaşına gelmemişsiniz. Bazen 25 yaşına kadar uzayabiliyor küçük küçük de olsa boy. Belki 18 yaşında bitiyor diyor da hayır. Artık insan ömrü uzadı. Uzama da, büyüme de dolayısıyla 20-22 buralara kadar gelmeye başladı. Hatta belki 25'i bulmuştur. Kişiden kişiye, anatomiye göre değişir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, yani bacağı ben önermiyorum. Yarışmaya girmeyeceksiniz. Bacağın hiç gereği yok. Bacak çalışmanızın anlamı yok yani. Zaten bacakta mevcut en büyük kas grubu zaten bacakta böyle. Zaten yürüyüşe uygun kas grubumuz var bizim. Siz orada extension miydi neydi bilmem ne, isimlerini de unuttum artık. Yıllar oldu bırakalı o işleri. Küçük küçük yapıyoruz artık. Onları leg extension'dı galiba. Onları falan yaptığınızda ekstra bir kas grubu oluşuyor şuralarda mesela. Dizinizin önünde şurada bilmem ne. Arkada yapıyorsunuz yürüyüşünüz değişiyor. Ben çalıştığımda öyleydi. Yani bacak vardı hayvan gibi bende. Yarışmaya hazırlanıyordum. Ve inanın yolda yürüyüşümü o kaslar belirliyordu. Ben değil. Adımımı nereye atacağımı o kaslar belirliyordu. Bunun son derece yanlış olduğunu gördüm. Arkadaşlar, yürüyüşünüzü dahi engelliyorsa o zaman nine diyoruz. Ne istiyorsun dostum bilgilendirme için? Yani sosyolojik bilgilendirme sana yetmedi mi mesela? İşin böyle tarifi, yemeğin tarifi böyle. Hani yemeği böyle direkt önüne sunmadım da yemeğin tarifini anlatıyorum ben. Yani zaten milyonlarca video var. Yani amino asitler nasıl proteine dönüşür bilmem ne olur, proteinin yapı taşları nelerdir falan, bir sürü zaten video var bununla ilgili. Ben bunların aynısını söyleyeceksem kitaptan bakıp
O zaman benim ne özelliğim kalır? Değil mi sevgili arkadaşım? Ben olayın başka boyutundan bahsediyorum. Ne diyorum? 1,70 civarı boy varsa çok fazla genişleme güzel kardeşim. Genişlersen daha kısa gözükürsün. Bu fizik kuralıdır, görsel bir kurardır. Ne kadar genişlersen o kadar kısa gözükürsün. Diyorum ki yüzme vücudu tarzı yapın sevgili gençler diyorum. Yani body yapıp böyle şey yapmayın. Artık diyorum bayanlar çok fazla böyle şey yapmıyor. Dislike alırsınız. Yani hoşlarına gitmiyor artık böyle o falan filan görüntüler. Evet. Yani ne istiyorsun? Mesela bir kas nasıl büyütülür? Onu mu anlatayım? Kasın büyüme prensipleri nelerdir? Onu mu anlatayım? Nedir? Tamam, bir antrenman anlatayım size iyi kötü. Antrenman nasıl yapılmalı? Peki sevgili dostum, belki bu şekilde seni memnun edebiliriz. Güzel bir ısınmayla başlıyoruz elbet. Karnımız en az 2 saat öncesinden yeme içme işlerini bitirmiş olacağız. Antrenmana gittik. Güzel bir ısıtma yapıyoruz. Çok iyi bir şekilde kısa kısa ısıtmada kısa kısa hareketler yapın. Direkt kanı pompalayın. Oraya kan geldi. Hatta biceps çalışacaksanız önce triceps'i ısıtın arkadaşlar. Özellikle soğuk havalardan bahsediyorum ve eğer serin ve soğuk havalarda antrenman yapıyorsanız mutlaka uzun kolluyla çalışacaksınız arkadaşlar. Uzun kollu en uyuz olduğum şeydir. Yani çalıştırırken de insanları, öğrencileri ben kısa kollu gördüğüm zaman uyuz olur. Yani hava zaten serin, içerisi serin. Yani sen bu kası nasıl ısıtacaksın? Sakatlık yaşanır yani. Dolayısıyla uzun kollu giymeniz lazım. Hatta işi bilenler şapka bile kullanırlar ki böyle ısı kafadan böyle vücuttan dağılıp gitmesin diye. Evet. Şimdi kaslarımızı güzelce ısıttık. Atıyorum biceps çalışıyoruz. Barbell curl'le yani ben dambulla ısıtıyorum. Minik minik şöyle şöyle ısıtıyorum. Şu vaziyette. Yani mesafesi de şu. Kanı doldurmak. Amaç zaten kanı buraya doldurmak. Doldurunca zaten buralarda ısıtıyor. Biraz da trisepsimizi ısıttığımızı düşünelim. İşin özü şu. Hangi antrenmanı yapar? Zaten basamaklı yapacaksınız. Biliyorsunuz. Büyütme antrenmanı basamaklı olur. Yani 10 kilo ile başladınız. 5'er kiloluk dambul aldınız elinize. 10 tekrar yaptınız. İkinci seferinde 10'ar kiloluk dambul alıp 8 tekrara düşün. Hatta 7 önemli değil. Sonrasında 15'er kilo alıp 6 tekrar hatta 4 tekrar yapabilirsiniz. Biz kaldıramayacağımız kiloyu bile son sette alır elimize bir seferde olsa kaslara o kiloyu tanıtırdık. En azından bak başına neler gelecek bunu bil hesabı. Yani elbette ince detayları çok sevgili arkadaşlar ama benden 8 milyon kat daha iyi bilenler var bu işi. Proflar var, videolar var. Yani ben onlardan daha iyi anlatamayacağıma göre yani benim size bunları anlatmamın ne manası var ki? Ha ben seni takip ediyorum, sadece senden dinliyorum. Öyle bir şey yok. Öbür videolara bakacaksın. Daha iyi olanları dinleyeceksin. Benimkisi ince nüanslar, küçük hatırlatmalar, görsel açıdan nasıl olmalı, ne olmalı? Ya sosyolojik açılımı, biraz ben bunlardan bahsediyorum. Değerinin olması lazım bunların. Çünkü herkes bu yönünden bahsetmiyor ki. Ben de herkes olmadığıma göre, sevgili arkadaşım, maalesef öyleyim ya. Evet, herkes gibi değilim. Herkes gibi olmayı sevmiyorum. Bana değişik açılardan değişik şeyler sorarsın. Klasik değil. Onu sana yanıtlayabilirim ama birçok konuda enteresan görüşlerim olduğunu düşünüyorum. En azından olsun yorum yapmışsın oraya. Bu şekilde bir video yok da demişsin. Böyle bir bodybuilding ile ilgili bir tanımlama yok demişsin. Ben şu anda Çemiş Gezekli Ahmet Efendi'nin nasıl domates yetiştirdiğinden bahsetmiyorum. Değil mi sevgili arkadaşım? Bodybuilding ile ilgili değil mi bu konuştuklarım? Ne yapacağız? Yani ben ne yenmesi gerektiğini nasıl söyleyeyim ki? Biz zamanında tavuk göğsü yerdik, yumurta beyazı yerdik, işte soya fasulyesi yerdik, öküz gibi olurduk ya. Yani. Şimdi daha iyi biliyorsunuz hangi nerede kaç gram protein var, hangisi daha iyidir, bulgur pilavı mı, pirinç pilavı mı?
hepsini çok çok iyi biliyorsunuz şu an yani videolardan artık eskisi gibi değil yani bunları iyi biliyorsunuz. Bunun nesini anlatayım ki ben size? Yani şimdi yediğin tavuğun göğsünün ne kadar etkisi var onu bilmiyoruz ki. Ya da onun yerine protein tozu mu almak lazım? Şimdi protein tozu alın derim. Yarın öbür gün çıkar derler ki protein tozlarında şöyle bir şey oldu. Kullananlar böyle oldu. Şöyle oldu. Ben ne bileyim abi. Yani anlatabildim mi arkadaşlar? Artık günümüzde hani çok fazla da bir şeyde ısrar edemiyoruz. İşin biraz böyle felsefi tarafından bakıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Mesela az önce anlattım. Kola başladınız, çalıştınız. İşte 3 set yaptınız, 4 set yaptınız. Bilmem kaç tekrar yaptınız. İşin özü şu. Bakın, düzgün çalışıp çalışmadığınızı anlamak için şuna bakacaksınız. Antrenman bittiğinizde, bitti mesela antrenman. Ya 1 kilo alıp elinize kaldıracak halinizin kalmaması lazım. Kas zaten onu söylüyor. Ben bittim diyor ya. Yani. Dolmuş, hayvan gibi olmuş böyle. Şişmiş. Tamam işte o antrenman antrenmandır. Bunu eğer 1 saate, 1,5 saate yayıyorsanız gidin domates satın. Antrenmanı bırakın zaten. Gerçek antrenman hele ki süper set yapıyorsanız 15 dakikada biter. Haliniz kalmaz zaten. Gerçek kalite bir kol antrenmanı yarım saatte biter. En geç diyorum. Ben kendimden biliyorum. Kendi antrenman programımdan biliyorum. Yarım saat sonra yerden yaprağı kaldıracak halim kalmıyor. Dolayısıyla işte o antrenman antrenmandır. Amacına ulaşmıştır. Saatlerce antrenmanı uzatmanın bir anlamı yoktur. Dediğim gibi böyle artık iyice ne balon gibi şişecek o çalıştığınız yer. 1 kilo kaldıracak haliniz kalmayacak. Hangisiydi onu Arnold hocamız mı söylemişti? Antrenman bittiğinde 1 kilo bir tekrar daha yapabilecek haliniz varsa o antrenman antrenman değildir diye. Sevgiler arkadaşlar öpüyorum sizi. Hoşçakalın.